Evet, canlı yayın başladı. Şimdiden emeğinize sağlık, iyi programlar. Teşekkürler. Başlatayım mı? Evet. Buyurun. Evet, canlı yayın başladı. Sayın merkez koordinatörlerim Şifa Hanım ve Taner Bey, bölge koordinatörümüz Duygu Hanım, fedakar meslektaşlarım, saygıdeğer dernek ve okul aile birliği başkanları, kıymetli veliler ve sevgili çocuklar. Koronavirüs ölümcül etkisini hala yitirmediğinden ve hızla yayılmaya devam ettiğinden bayramımızı fiilen kutlamamıza büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü Göppingen Bölgesi öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşları ile birlikte heyecan, coşku ve neşeyle çevrim içi olarak kutlayacağız. Ayrıca programımız Stuttgart Eğitim Ateşliğimizin web sitesi üzerinden YouTube'da canlı olarak yayınlanacaktır. Bayramlarımızı yaşamak, çocuklarımıza yaşatmak için Göppingen Bölgesi veli ve öğrencileri olarak sunduğunuz katkılardan ötürü sizlere teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Kutlama programımız saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Cumhuriyet, Meclis, Memleket konulu solo ve koro şarkı, türkü, dans ve şiir kategorilerindeki performanslardan oluşmaktadır. Arz ederim. Programımıza başlamadan önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşımızı okumaya da davet ediyorum. Dikkat. Eğitim Bakanlığı. Günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapmak üzere sözü Göppingen Bölgesi öğretmeni Sayın Burak Demirize bırakıyoruz. Burak Demirize.
Mikrofon. Sesim geliyor diye düşünüyorum. Evet. Bu vesileyle öncelikle herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Evet. Sayın Ateşem, değerli öğrenciler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sayın veliler. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı kutlu olsun. Bu bayram hem dünyada bir ilki oluşturmakta hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev hem atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel bir biçimde yad etmek olmalıdır. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bugün de bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız diye düşünüyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk'ü büyük kılan sadece bıraktığı eserler değil, aynı zamanda yıllar öncesinden bugüne okuyabilmesi ve bugünlerimize de ışık tutan adımlar atarak ülkemize çağdaş medeniyetin yolunu açması, bu da Atatürk'ün büyük ve diğer liderden farklı kılan bir başka özelliğidir. Bu nedenle Atatürk'ü ve bizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler. Bu duygularla bütün çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyor, hepsine sevgilerimi sunuyorum. Hepimizin bayramını tekrar kutluyorum ve dünya döndükçe bu bayramların neşe içinde kutlanmasını diliyorum. Teşekkürler Burak Hocam. Şimdi de Göppingen Türk Okul Aile Birlikleri Derneği Başkanı Volkan Şahin'i günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz. Volkan Bey. Sesim geliyor acaba. Alo, merhaba. Merhaba, sesiniz geliyor Volkan Bey. Geliyor mu? Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu vesileyle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve huzurlar diliyorum. Çok kıymetli ateşemiz, değerli öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz ve sayın veliler, milli iradenin temsil edildiği meclisimizin açılışının 101. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Asla kısa cümlelerle açıklanmayacak olan, bugün vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletlerin acımasızca saldırılarına karşısında milletimizin tek vücut olduğu günün 101. yıl dönümüdür. 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar dünya ülkeleri tarafından hasta adam olarak betimlenen Osmanlı Devleti gerek iç politikalarda gerekse dış politikalarda izlediği yanlış stratejiler sonucu en kötü dönemini geçirmekteydi ve işgalci güçler tarafından kuşatılmıştı. Devlet içerisinde kademelerde bulunan görevlileri bile artık teslim olalım düşüncesine bürünmüş, milletimiz uzun süre mücadelelerin ardından yıkıma uğramış, vatan uğruna can veren şehitlerin acısı tüm evleri sarmış,
fakirlik ve çaresizlik son derece dayanmamışken Amasya'dan bir kurtuluş sesi duyuldu. Kahraman milletimizin yüreğine ferahlık ve kurtuluş ümidi olan bu ses, ey Türk milleti, seni yine senin azimin ve kararın kurtaracaktır diyordu. Yurdun dört bir yanında yankılanan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu çağrısıyla beraber milli iradeyi etkin kılmak için çalışmalar başlatıldı. Atatürk tek egemenlik vardır, o da ulusal egemenlik diyerek cumhuriyete vurgu yapmıştı. Önce derhal bir meclis kurulması ve yurttan atılmasıydı. Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler, ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde yüreklilikle çalışmaya başladı. Meclis top sesleri altında gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren bu kararlar bu mecliste alındı. Cumhuriyetin geleceği gençlere ve yarın sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk bu özel günü çocuklara bayram olarak armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturması hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemli ifade etmesi sebebiyle çok önemli bir yere sahiptir. Hem atamızın emanetlerinin sahip olduğumuzu göstermek, hem kahraman şehitlerimizin verdiği mücadeleyi onurla yaşatmak, hem de kahraman milletimizin aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek, yalnızca bugün de değil, her zaman ve her yerde bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşımak en büyük ve asli görevimizdir. Yüce Türk milletinin gelecek vaat eden yüce çocukları, sizlerden umutluyuz. Her birinizi fırçanızı elinize alacak ve bizden öncelikleri kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklere boyayacaksınız. Sizler yarını bugünden daha yaşanır kılacaksınız. Unutmayın ki sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Dürüst olmayı, çalışkan olmayı, birlikte olmayı, onurlu olmayı, küçüklerinizi korumayı, büyüklerinizi saymayı, yurdumuzu ve milletimizi özümüzden çok sevmeyi görev edinip kahraman şehitlerimizi ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda gösterdiği hedefe, bilime, irfana durmadan yürümeyi aklınızdan çıkarmamalısınız. Vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, barış ve kardeşlikle büyümeniz, gelişmeniz ve kendinizi milletinize faydalı olmanız dileğiyle, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünya ile dünyada el ele yaşamak ümidiyle. Programa katılan herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı hepiniz kutlu olsun. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz konuşmalarınızdan dolayı. Şimdi de merkez koordinatörlerimizden Şifa Hanım ya da Taner Bey, sanırım eğitim ateşimiz Sayın Uçan Doktor Ümit Kapti efendileri teşrif etmediler. Yerlerine bir konuşma yapmak arzu ederler mi acaba? Rızvan Bey, Ümit Bey'in belki bir başka bir programı oldu, ani bir şey çıktı, bilemiyorum. Ben programımız aynı zamanda Ramazan Bayramı'na da denk geldi. Ben bütün katılımcıların, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum, iyi bayramlar diliyorum. Tabii aynı zamanda 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını kutluyoruz. Yani egemenliğin halka verildiği yıl dönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü, egemenliğin halka verildiği bu önemli günü geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan etti. Önce çocuklarımızın, sonra hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Saygılar.
Teşekkürler Şifa Hanım. Taner Bey, siz de bir iki cümle sarf etmek ister misiniz? Tabii ki, teşekkürler. Herkesin bayramını, ben de Ramazan bayramını ve çocuk bayramını kutluyorum. Göppingen bir bizim için özel bir bölge. Uzun, şurada 4 yıldır merkez koordinatörüm, bildiğim kadarıyla her yıl öğrenci sayısını artıran bir bölge. Bölgedeki işte bu öğretmenlerimizden, velilerimizden gelen coşku sürekli istatistiklere de yansıyor. Buradaki katılıma da yansıyor gördüğüm kadarıyla. İnşallah tez zamanda salgın son bulur ve çocuklarımızla beraber el ele bir sahnede tekrar 23 Nisanlarımızı, bayramlarımızı kutlayabiliriz. Bu son 2 senedir bunun hasretini çekiyoruz. Gerçekten Türkiye'de yaşanmayan farklı heyecanlar, ortamlar oluşuyordu burada. Türkiye'deymiş gibi belki oradan daha güzel 23 Nisanlar burada kutlanıyordu. Tekrar o günleri velilerimizle yaşamak arzusunda, özlemindeyiz. Tekrar bu etkinlikte emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Taner Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de öğretmenimiz Burak Demiriz'in hazırladığı ve Feyza Yırgal, Gökhan Yırgal, Melda Suna Çimen, Yiğit Erkek adlı öğrencileri ile seslendirdiği 23 Nisan konulu animasyon filmini izliyoruz. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğreneceğiz. Bugünün bizim için neden önemli olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Bilmiyoruz öğretmenim. Neden? 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı ve egemenlik halkın oldu. 23 Nisan 1924'te ise bugünün bayram olmasına karar verildi. 1929'da da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. Peki neden çocuklar armağan etti? Savaşta annesini ve babasını kaybetmiş çocukları birazcık mutlu etmek istiyordu. Peki sadece Türkiye'deki çocuklar mı kutluyor bu bayramı? 1979'dan beri her yıl 40 üzeri ülkeden gelen çocuklar 23 Nisan kutlamalarına katılıyorlar. Böylece farklı ülkelerden çocuklar birbirlerinin kültürünü erken yaşta öğrenmiş oluyorlar. Bu bayram çok özel bir bayram o zaman. Evet Melda, bu bayram çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Peki öğretmenim, ulusal egemenlik ne demek? Güzel soru Yiğit. Bu soru size ödev olsun. Evde ailenize sorun. Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Ayrıca sizlere verdiğim şiirlere hazırlanmayı unutmayın. 23 Nisan'da hepiniz görevlisiniz. Anne anne, bugün dersimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrendik. Ulusal Egemenlik ne demek anne? Öğretmenimiz ailemizi sormamızı istedi. Çok güzel bir soru kızım. Ulusal Egemenlik halkın ülkenin yönetiminde söz sahibi olması demektir. Bir vatandaş seçimlerde verdiği oyla kendi fikirlerinin temsil edilmesini sağlayabilir. Böylece ulus, alınan kararlarda milletin iradesi egemen olur. Teşekkür ederim anne. Öğretmenim bu cevaptan çok memnun olacak. Çocuklar, gösteriye hazır mıyız? Evet öğretmenim, hepimiz hazırız. Evet, hazırız öğretmenim. Evet öğretmenim, hazırım. Evet öğretmenim, hazırım. Evet, 23 Nisan etkinliğimizle daha karşınızdayız. Hem biz öğretmenler hem de öğrencilerimiz pandemi sonrası tekrar sizlerle birlikte olmanın heyecanı içindeyiz. Sözü daha fazla uzatmadan öğrencilerime bırakıyorum. İyi seyirler. 23 Nisan. Nasıl sevemez insan? Bugün 23 Nisan.
bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim töreni. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün. Çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça uyun. Gök Alp Arkın. Bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Türk çocuğu gül, sevin, yaşa yurdunda emin. Bugünü an bayram et, bugün senindir senin. Programımızın sonuna geldik. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kutlamalarda görüşmek üzere. Esen kalın. Şimdi de öğretmenimiz Mürüvvet Sanal tarafından hazırlanan Göppingen Eğitim Bölgesi'nin pandemi öncesi bayram kutlama görüntülerinden oluşan nostaljik videoyu izliyoruz. Bir an önce o günlere tekrar dönebilme dileğiyle. İyi seyirler. Ne? Sen hiç mürekkep yalamadın mı? Yaladım. Neyi yaladın kara gözüm? Bizim merkebin suratını yaladın. Tüy! Allah iyiliğini etsin ya! Onu sormuyorum kara gözüm. Ya bir kişi görse nasılsınız beyefendi diye sorsa sen ona ne dersin? Sana ne derim? Olmaz! Bana ne derim? Sadatın varla her yerindesin.
Evet, teşekkürler. Şimdi de Geislingen Kasabası Lindin Schule 3. sınıf öğrencisi Esma Gürler Hayat Bayram Olsa şarkısı ile ekranlarımızda. En mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Esma Melek'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada Aislingen Kasabası Zilherschule 2. sınıf öğrencilerinden Erva Çetin'in 23 Nisan Kutlu Olsun adlı şarkıyı çaldığı videoyu seyredeceğiz. Ben Erva Çetin, 23 Nisan bayramımızın kutlu olsun. Thank you.
Evet, Erva'ya teşekkür ediyoruz. Sırada 23 Nisan adlı şiir ile Geislingen Kasabası Linden Schule 1. sınıf öğrencisi Aylin Güçlü sizlerle olacak. Seyrediyoruz. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğleniyiz, güleyiz, geldi 23 Nisan, süslü ispisen yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan! Evet, minik öğrencimiz Aylin'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi de Uhingen Kasabası öğretmenimiz Sayın Nuri Kösel'in kaleme aldığı Yarım Asırlık Gurbet Macerası adlı şiiri Stuttgart Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Engin Denizoğlu seslendiriyor. Dinliyoruz. Modası geçti sabanın, kazanmak lazım. Bir traktör parası, lakin yok, el de avuçta. Oğul, dedi anası, oğul, yaktı bir cigara. Geldi vakti ajansın, açtı radyoyu. Almanya'ya işçi alınacakmış, diye duydu bir haber. Kim bilir, belki yüzüne gülecek bu kez kader. Kalkıp gitti kahveye, herkeste aynı haber. Gün görmüş, saçları ağarmış Ahmet amcası. Git oğul yazıl, işçi bulma kurumuna. Uygunsa bakarlar durumuna, dedi. Düştü içine bir kurt, düşündü, ne diyeyim hanımıma? Dedi, hanım, durum bundan ibaret, ne dersin? Hanımı, bilmem bey, olur belki, bir denersin. Kısmet varsa bir dilim ekmeğin, dünyanın öbür ucunda da olsa yersin. Düşünme bizi, var git şehre. Kalkıp gitti şehre, kayıt oldu. O andan itibaren çöktü içine bir gariplik. Etrafında bakıp saf saf durdu. İyi mi ettim, kötü mü diye. Kendi kendine söylenip durdu. Sanki kabul edilmişçesine. Hislerle hayaller kurdu. Derken geldi şehirden hayırlı haber. Dost, akraba sevindiler. Ayrılık günü çattı geldi. Sevinçler üzüntüye dönüp acısı yürekleri deldi. Hisler yağmur dolup bulut olup gözlerden sel olup geldi. İşte Almanya macerası budur dedenin. Bu konforlu hayat mirasıdır sana. Çileye çöken şu mübarek bedenin, artık omuzlarında büyük bir sorumluluk, korumak için mirası dedenin, yaşat dinini, kültürünü, dilini,
Kardeş belli herkesi gurbette. Söndür içinde volkan olan kinini. Dolaş ana yurdu, karış karış. Unutmasın evladın, atasının yerini. Son nasihatim şudur sana, iyi dinle. Nerede yaşarsan yaşa, ister çiftçi ol, ister paşa. Vatan toprağının her yerinde, kimliğin kazılmış dağ taşa. Türklük bedeninde bir Türksün, aynı bedende bir tek ruhla. Arap, Arnavut, Boşnak, Laz, Çerkez, Tatar, Gürcü ve bir Kürtsün. Oğuz atadan beri dünyayı dolaşırsın karış karış. Miras kalmış atamdan sana ülkün, adalet ve barış. Evet, Nur Hocam'a teşekkür ediyoruz şiirinden, kaleme almış olduğu şiirinden ve seslendiren arkadaşa da. Şimdi de sırada Ebersfah kasabası Harçule öğrencilerinden Fatma Nur Arıöz, Aron Yekta Şuler, Liya Şuler ve Nisa Oğuz El Ele Verelim adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Seyrediyoruz. El ele verelim, tra la 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 la. Güneşe erelim, tra la 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 la. Şarkılar söyleyelim, haydi çocuklar. El ele verelim, tra la 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 la. Güneşe erelim, tra la 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 la. Şarkılar söyleyelim, haydi çocuklar. Yıldızlar uyansın gülüşümüzden, çiçekler boyansınlar sevincimizden. Rengarenk bayram olsun 23 Nisan. Yıldızlar uyansın gülüşümüzden, çiçekler boyansınlar sevincimizden. Rengarenk bayram olsun 23 Nisan. El ele verince tra-la-la-la-la. Güneşe erince tra-la-la-la-la. Şarkılar söyleyince haydi çocuklar. El ele verince tra-la-la-la-la. Güneşe erince tra-la-la-la-la. Şarkılar söyleyince haydi çocuklar. Yıldızlar uyandı gülüşümüzden, çiçekler uyandılar sevincimizden. Rengarenk bayram olsun 23 Nisan. Yıldızlar uyandı gülüşümüzden, çiçekler boyandılar sevincimizden. Rengarenk bayram oldu 23 Nisan. Evet, teşekkür ediyoruz Nilkere. Sırada Aysingen kasabası Friedrich Schiller Gemeinschaft Schule 2. sınıf öğrencisi Asya Nalbant 23 Nisan adlı şiiri okuyor. Seyrediyoruz. 23 Nisan. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, bir başka ağaçların evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü, bayraklar daha yakın. Bakın,
Geçiyorlar yarının büyükleri, şarkılar tutuyor gökleri. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Evet, Asyen Alvant'ı tanıyoruz zaten. İstiklal Marşı şiirinde de çok başarılı okumuştu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Çocuğum Ben, Bu Benim Bayramım adlı şarkıyı Geistingen Kasabası öğrencileri Seren Sül, Yusuf Eymen Yiğin, Yaren Örcen, Yasin Örcen, Merih Bilge Yılmaz, Sena Erin, Leyla Akıncı ve Belinay Güçlü söylüyorlar. Seyrediyoruz. Çocuk demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek. Çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Kekesine uçtu balonlarım, şarkımızı ile kışta. Küçük beyler, herkes büyümemizi bekler. Yurtlar çocuk olmak ister, bizce mümkün tüm hayaller. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler kuşlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler kışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Evet, teşekkür ediyoruz grubumuza. Gerçekten de çok güzel bir kolaj olmuş. Şimdi sırada değerli velilerimizden Elif Danacı'nın öğrencilerimiz için seslendirdiği Gelin Tanış Olalım projesinin ürünü olan Gökkuşağı Balığı adlı masalı dinleyeceğiz. Gökkuşağı Balığı hikayesini okuyacağım.
uzaklarda, açık denizlerde bir balık yaşıyordu. Ama hiç de sıradan bir balık değildi o. Tüm okyanustaki balıkların en güzeliydi. Gökkuşağı renklerindeki pullu giysisi pırıl pırıl parlıyordu. Öbür balıklar onun yanar döner pullu giysisine hayrandılar. Gökkuşağı balığı adını takmışlardı ona. Gel gökkuşağı balığı, gel oyna bizimle. Ama kibirli gökkuşağı balığı hiç tınmıyor, pullarını ışıldata ışıldata süzülerek yanlarından geçip gidiyordu. Derken bir küçük mavi balık takıldı peşine. Gökkuşağı balığı, gökkuşağı balığı, bekle beni. Yaldızlı pullarından birini bana versene. Ne güzeller ve sende o kadar çok var ki. Ne, pullarımdan birini sana mı armağan edeyim? Aklına gelen şeye bak, diye bağırdı gökkuşağı balığı. Haydi çek git bakayım buradan. Korkup kaçtı küçük mavi balık. Gökkuşağı balığıyla başından geçenleri heyecan içinde arkadaşlarına anlattı. Bundan böyle hiç kimse gökkuşağı balığıyla bir alıp vereceği olmasını istemedi. Ne zaman yüzerek yanlarından geçse sırtlarını döndüler. Hiç kimse görüp hayran kalmadıktan sonra o boş parıltılı pullarının gökkuşağı balığına ne yararı vardı ki? Artık tüm okyanusun en yalnız balığıydı o. Günün birinde deniz yıldızını içine döktü. Güzel olmasına güzelim. Neden beni kimse sevmiyor? Mercan kayalıklarının ardında bir mağarada akıllı mürekkep balığı ahtapot yaşıyor. Belki o sana yardımcı olabilir, diye salık verdi deniz yıldızı. Gökkuşağı balığı mağarayı buldu. İçerisi kapkaranlıktı. Önünü zar zor görebiliyordu. Birden ışıl ışıl bir çift göz çıkıverdi karşısına. Ben de seni bekliyordum, dedi ahtapot kalın bir sesle. Dalgalar bana öykünü anlattılar. Sen benim sözümü dinle. Her balığa yaldızlı pullarından birini armağan et. O zaman gerçi okyanustaki en güzel balık sen olmayacaksın ama eski neşene kavuşacaksın yine. Fakat diyecek oldu gökkuşağı balığı ama ahtapot kopkoyu bir mürekkep bulutu içinde gözden kayboluverdi. Pullarımı armağan edeceğim ha? Benim güzel ışıltılı pullarımı öyle mi? Diye aklından geçirdi gökkuşağı balığı dehşet içinde. Asla olamaz. Hayır, onlarsız ben nasıl mutlu olabilirim ki? Birden yanında bir yüzge çırpıntısı duydu. Küçük mavi balık gelmişti yine. Gökkuşağı balığı, ne olur kızma. Küçük bir yaldızlı pul ver bana. Haydi. Gökkuşağı balığı kararsızdı. Küçücük bir parlak pul diye aklından geçirdi. Onun eksikliğini fazla duymam herhalde. Özenle giysisinden küçük parlak pulu çekip kopardı gökkuşağı balığı. İşte bunu sana armağan ediyorum. Artık rahat bırak beni. Çok teşekkürler diye ıkırdadı küçük mavi balık sevinç içinde. Sen çok cicisin gökkuşağı balığı. Gökkuşağı balığı bir tuhaf olmuştu. Yanar döner pulu takınıp mutluluğundan su içinde bir o yana bir bu yana yüzerek uzaklaşan küçük mavi balığın ardından uzun süre baka kaldı. Vızır vızır dolaştı küçük mavi balık yaldızlı puluyla suyun içinde. Gökkuşağı balığı hemen öbür balıklar tarafından kuşatılıverdi. Her biri bir yaldızlı pul istiyordu. Ve gökkuşağı balığı gerçekten pullarını onlara dağıttı. Dağıttıkça da içini bir sevinç kapladı. Sonunda gökkuşağı balığına sadece bir tek yaldızlı pul kaldı. Diğerlerini hep armağan etmişti. Ve artık mutluydu. Ki hem de ne mutlu. Gel gökkuşağı balığı oyna bizimle diye bağırdı balıklar. Geliyorum dedi gökkuşağı balığı. Ve uzaklaştı diğer balıklarla birlikte sevine sevine. Çocuklar 23 Nisan bayramımızı el içten dileklerimle kutluyorum sevgilerle. Teşekkür ediyoruz Sayın Velimize.
Şimdi de sırada Geislingen kasabası Tegelberg Şule öğrencilerinden Zübeyde Nur, Umut ve babaları Özgür Aygün'ün bağlama eşliğinde söyledikleri Darıldım Darıldım Ben Sana Canım, Uçak Tarlası ve Havada Bulut Yok adlı türküleri dinliyoruz. Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacak ki? Buldum buldum baksana karım, nerede mi kalacak ki? Makusane içimde, minderim kana battı, minderim kana battı. Ya bu ne haldir, ölümün yıldır, ya bu ne haldir, ölümün yıldır. Gardiyan çekti bitti, gardiyan çekti bitti. Ağ gibi bağ gibi ömründe, ne çabuk söndü gitti, ne çabuk söndü gitti. Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum baksana kalın, yerde mi kalacaktı? Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz. Kulağımızın pasını sildi. Çok teşekkürler. Şimdi sırada Aislingen Kasabası öğrencilerimizden Mina Yılmaz 23 Nisan adlı şiiri seslendiriyor. Dinliyoruz. 23 Nisan, 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün, her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. Mina'ya teşekkür ediyoruz. Sırada Ulungen Bölgesi öğretmenimiz Nuri Köse'nin kaleme aldığı Anadolu Erenlerinin Dilinden Dünyaya Barış Mesajları adlı şiiri Altar Kaan Sönmez ve İkra Öner adlı öğrencilerimiz okuyorlar. Dinliyoruz. Anadolu Erenlerinin Dilinden Dünyaya Barış Mesajları. Anadolu mübarek kucağında yetişmiş Mevlana Hacı Bektaş, Yunus Hacı Bayram Veli. Saymaya güç yetmez pek çoktur erenleri. Asırlar geçse de üzerinden eksik olmaz sevenleri. Seslendi. Mevlana tüm dünyaya Konya'dan, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan. Gel, yeter ki olma haktan sapan. Bozsan da bin kez tövbeni, yine gel. İsterse günahın olsun, dağdan akan sel. Eline beline dinle hakim ol dedi. Pirimiz Hacı Bektaş Veli. Sahip çık bir de işine aşına beşine, açma ayıplısı tut sırrı yut öfkeni ve dahi düşmenesin peşine. Yeter ki yolun olsun hak, ayıplayanlar olursa bırak ve işine bak. Yunus Baba dedi, dünya yalan, nice sultanlar gelip geçti, var mı arkada kalan, aldanır kendini ölümsüz sanan. Unutulacak hatırlanmayacaksın belki, sana da diyecekler, bir zaman yaşamıştı falan oğlu falan. Hoş bir seda bırakmışsan şu gök kubbede en büyük sermayendir bıraktığın bu kalan. Dedi Hacı Bayramı Veli, farkı yok ha erkek ha dişi. Hak nazarında bir Adem'dir her kişi. Koymayın Allah ile kulu arasına perde, taşıyamaz hiç kimse şirkin günahını. Ne gökte ne de yerde. Müjdelerde açılsın istiyorsanız, hayatınızda son perde, secde de geçsin tüm ömrünüz, yeryüzünde, her yerde. Evet, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel seslendirdiler. Sırada Ebersbah Kasabası öğrencileri Aron, Yekta Şuler, Nisa Oğuz, Liya Şuler, Fatma Nur Arıöz, Kafkas ve Bahar Dansları gösterilerini sunmak üzere ekranlarımıza geliyorlar. Seyredelim. Thank you.
Thank you.
Evet, harika danslarıyla görsel şölen sundular. Kafkas kültürünü biraz daha yakından tanımış olduk. Teşekkür ediyoruz. Sırada Atatürk Çocuk Olmuş adlı şiir ile Salah ve Süsen kasabası öğrencileri Mert Zeki Taşpınar, Ali İhsan Salgın ve Duygusu Dikbaş ekranlarımıza geliyor. Dinliyoruz. Evet, sırada Beethoven'un 9. senfonisi olan Kardeş Olun Ey İnsanlar performansı ile Schiller Grundschule 2. sınıf öğrencisi Alya Çetinili seyrediyoruz. Evet, sırada Atatürk Çocukları adlı şarkı var. Geislingen bölgesi öğrencisi Yaman Örcen'i seyrediyoruz. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şimdi sizlere bir şarkı armağan ediyorum. Aydınlatırız karanlık ufukları, bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları. Sevgi, saygı, umut oluruz, doğrultur yolumuz. Sevgi, saygı, umut oluruz, doğrultur yolumuz. Gösteririz ufukları, hem çalışkan hem dürüst, artık tüm çocukları.
Evet, teşekkürler. Sırada Aislingen kasabası öğrencilerinden Çağan Gündüz Egemenlik Bayramı adlı şiir ile sizlerle olacak. Seyrediyoruz. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz yüce Türklük. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bu günleri gösteren, 23 Nisan'ı veren büyük atam diyor ki, Türk çalış, öğün, güven. Teşekkürler. Sırada Ne Eşliğinde Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküyle Uzungen kasabası sakini Faruk Kılıç, oğlu ve torunları ekranlarınızda. Seyredin. Teşekkür ediyoruz yavrucaklara. Çocuğum ben, bu benim bayramım şarkısıyla Geislingen kasabası öğrencileri Aylin, Rabia, Belinay, Meyra Güçlü ve Belinay Bozkurt'u seyrediyoruz. Çocuk demek, ışık demek, renk demek. Gökyüzüne uçtu.
tüm hayaller. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımız söyler akışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler akışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada Gürün Gürün adlı şarkıyla Süsen Kasabası öğrencileri Duygusu Dikbaş ve Liya Arnisa Öztürk sizlerle. Seyrediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sırada Uyungen Bölgesi öğretmenimiz Nuri Köse'nin kaleme aldığı Çocukların Dilinden Tüm Dünya Çocuklarına 23 Nisan Mesajları adlı şiiri Asya Coşkun adlı öğrencimiz seslendiriyor. Dinleyelim. Çocuklarım,
Çocukların dilinden tüm dünyaya 23 Nisan mesajı. Savaş sürgün olmasın çocukların dünyasında. Korku endişe boğmasın onların rüyasında. Akmasın gözyaşları, seyretsin güzellikler gözleri. Sevgi, kardeşlik, mutluluk olsun her daim sözleri. Göklere çıksın sevinçten alkışları. Yeni heyecanlar yaşamak için olsun uykudan kalkışları. Geleceği umut dolu olsun bakışları. Siyah beyazlar için kumraldır tenleri. Özünü oluşturur ademin genleri. Bırakın senleri benleri, açın kolları. Bir olun sonsuza dek sevgiyle kalın. Mars mavi göğe barış güvercinleri salın. Girmesin aranıza düşmanlık. Sonsuza dek hep kardeş kalın. Yazan Nuri Köse Ohingen Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi de Göppingen Kasabası öğrencilerimizden Dilem Gültekin Çocukların Dili adlı şiiri seslendirecek. Dinliyoruz. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Teşekkürler Atatürk, teşekkürler Atatürk. Evet, şimdi de sırada Melek Bulguran adlı birimizin çocuklarımız için seslendirdiği Gelin Tanış Olalım projesinin ürünü olan Eşeğe Yemi Kim Verecek adlı masalı dinliyoruz. Sevgili çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Size Nasreddin Hoca'dan bir hikaye okuyacağım bugün. Eşeğe yem. Nasreddin Hoca her gün eşeğinin yemini, suyunu vermekten bıkmış. Karısına eşeğin yemini artık sen ver demiş. Karısı bu işe yanaşmayınca tartışmaya başlamışlar. Bakmışlar tartışmanın biteceği yok. Sonunda bir çözüm bulmuşlar. Kim önce konuşursa eşeğe yemi o verecek, tamam mı? Tamam demişler. Burada tartışıyorlar. Sedire yan yana oturmuşlar. Çıt yok. Konuşmuyorlar. Otur otur, kadının canı sıkılmış. Çıkmış komşuya gitmiş. Hoca kıpırdamadan duruyor. Evde ses seda yok. Bu sırada eve hırsız girmiş. Yük de hafif, paha da ağır, ne bulduysa torbasına doldurmuş. Bu şekilde oturmuşlar. Hocanın oturduğu odaya başını uzatmış. Bakmış yaşlı biri sedirde taş gibi kımıldamadan oturuyor. Kendisini gördüğü halde sesi çıkmıyor. Hasta galiba demiş. Bu odada da güzel görünen kestirdiği şeyleri torbasına koymuş. Sonra hocaya yanaşmış, başındaki kavuğu almış, torbaya tıkıştırmış. Çıkmış gitmiş. Hoca da
Yine ses seda yok. Bu şekilde. Hala komşuda oturan hocanın karısı meraklanmış. Benim adam inadından karnını doyurmak için bile yerinden kalkmaz. Kımıldamaz demiş. Komşunun küçük kızı ile bir tas çorba yollamış. Hoca kızı görünce elini çepçerve döndürüp sonra başını göstermiş. Hırsız etrafı soydu. Sovana çevirdi. Sonra başımdaki kavuğu da aldı demek istiyormuş. Kız ne bilsin? Çorbayı çalkala da başıma dök diye anlamış. Çorba tasını çevirmiş, çalkalamış, hocanın başından aşağı dökmüş. Bu şekilde. Eyvah eyvah. Hocada yine ses yok. Kız dönmüş, gördüğü yaptığını anlatmış. Hocanın karısı eve koşmuş. Bakmış hoca sedirde kıpırdamadan oturuyor. Kafasından aşağı dökülen çorba yüzüne, gözüne, sakalına, üstüne, başına bulaşmış. Adam bu ne hal diye haykırmış. Aa! Önce sen konuştun kadın. Ver bakalım eşeğin yemini demez mi? Evet, inadından vazgeçmemiş hocamız. Nasreddin Hoca 1283 yılında öldü. Akşehirliler hocayı küçük, güzel bir türbe yaptılar. Türbenin her yanı açık ama kapısının koskoca bir kilidi var. Ziyarete gidince bu durumunu görüp gülümsersiniz. Hocanın öykülerinin özünü düşünürsünüz. Gülümsemek ve düşünmek. Hocanın tüm öykülerinin özü bu. Hayatın acılarını, tersliklerini asık yüzle değil, hoşgörüyle, umutla bir gülünç yanını bularak karşılamak. Her zaman aklımızı kullanmak. Hocanın öğüdü bu. Zaman geçti gitti. Bu bilge kişi unutulmadı. Adı dillerde gezdi. Ünü sırları aştı. Öyküleri yabancı dillere çevrildi. Her yıl Temmuz ayında Akşehir'de onun adına şenlikler düzenleniyor. Onu rahmetle anıyor. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın. Evet, teşekkür ediyoruz velimize, Melek Hanım'a. Şimdi sırada Eski Moda Çocuk Grubu'nun seslendirecekleri sürpriz şarkılar var. Ekrana geliyorlar. Merhabalar herkese. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Almanya'ya. İyi bayramlar. İyi bayramlar İstanbul'dan. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Çok güzel bir program oluyor bu arada. Tebrik ederiz. Harika görünüyorsunuz. Biz de takip ediyorduk şimdiye kadar. Evet, çocuk şarkıları söylüyoruz ama biz sadece çocuklara söylemiyoruz. Anne babalara da söylüyoruz aslında bu şarkıları. Hep böyle eski moda şarkılar, anne babalarının da çok sevdiği şarkılar. Anne babalarımızın da katılımını bekliyoruz. Çocuklarımız zaten katılır bize. Hep beraber söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Önce 23 Nisan programı için bir 23 Nisan şarkısıyla girelim. Eski moda çocuk bestesi, bir 23 Nisan şarkımız var. Haydi bakalım. Son 2, 3, 4. Bin
Nisan günü meclisimiz kuruldu, ülkeye güneş doğdu. 1920'de 23 Nisan günü meclisimiz kuruldu, ülkeye güneş doğdu. Bugün bahar, bugün bayram, bugün bizim çocuklar. Bugün bahar, bugün bayram, bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, çocuklara bu bayram. Sonsuza dek gururla yaşa 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, çocuklara bu bayram. Sonsuza dek gururla yaşa 23 Nisan. Bugün bahar, bugün bayram, bugün bizim çocuklar. Bugün bahar, bugün bayram, bugün 23 Nisan. Evet, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hemen şimdi ne yapalım? İkinci şarkımıza geçelim. İkinci şarkımız bütün çocukların, hatta anne babaların da bildiği, hepimizin bildiği bir Barış Manço şarkısı. Biz bunu bütün konserlerimizde, Eski Moda Çocuk konserlerinde söylüyoruz. Şimdi anne babalardan da katılım bekliyoruz yalnız. Hareketleri anne babalar da yapacak bu akşam. Hadi bakalım. Kadrileri saymadın, görelim elleri. Gölden göçeyli mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O günlerimiz bir anı. Geldi başa katlanmak gerek. Hazır mıyız? Seni geliyor. Çok çok özledim. Hadi kulaklar. Arkadaşım. Hadi kulaklar. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. 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 Kaldır elleri. Hop. Yaban tayları çayırda tepişiyor mu? Çivi horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik uzayı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarından bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım. Hazır mıyız? Hadi eller yukarıda. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. 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 Harikasınız çocuklar. Buradan görüyoruz sizi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Anne babalar biraz daha katılım göstersinler yalnız. Böyle kulakları istiyoruz. Hiç utanmak, çekinmek yok. Tamam. Şimdi bir eski moda çocuk şarkısı yine geliyor. Korsan. Şimdi bütün çocuklar korsan oluyor ama iyi kalpli korsanlar oluyoruz biz, değil mi? Evet. Evet. Biz dünyanın iyi kalpli korsanları olacağız şimdi. Çocuklarımız da bize eşlik ederse. Hadi bakalım. Var mı bizim gibi cesur korsan, var mı bizim gibi güçlü korsan, var mı bizim gibi iyi korsan, dur açık denizde. Hey hey, açar kendini hey hey, çek küreği hey hey, kırdır beni bu açık denizde. Bakalım haritaya bulalım, adamızı açalım, pusulayı çizelim, rotamızı doldur, yelkeni tam yol bir, bu açık denizde. Hey hey, açar kendini hey hey,
erkek yüreği hey hey. Gördün beni bu açık denizde. Adada bir korsan tek yüz bantlı, kolunda papağan bir eli kancalı. Geçtik korsanı kaptık sandık bu açık denizde. Hey hey aç yelkenleri hey hey. Çek yüreği hey hey. Gördün beni bu açık denizde. Hadi bakalım geliyor. Var mı bizim gibi cesur korsan, var mı bizim gibi güçlü korsan, var mı bizim gibi iyi korsan bu açık denizde. Hey hey aç yelkenleri hey hey, çek küreği hey hey, kır dümeni bu açık denizde. Hey hey aç yelkenleri hey hey, çek küreği hey hey, kır dümeni bu açık denizde. Evet harikasınız, harikasınız çocuklar, harikasınız, buradan görüyoruz sizleri. Evet şimdi bir tane oyunumuz var, mevsimlerle ilgili bir şarkımız var, hem şarkı hem oyun. Biz şimdi şarkının bir yerinde duracağız ve hangi mevsim olduğunu size soracağız. Siz de oradan böyle bağıracaksınız, biz sizi buradan duyacağız. Mikrofonlar kapalı olsa bile bizim sizi duyma şansımız var. Hadi bakalım başlıyoruz oyunumuza. Oyunumuz mevsimlerle ilgili çocuklar, tamam mı? Hangi mevsim olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Son, iki, üç, dört. Kaldır elleri. Hadi anne babalar. Haydi gelin çocuklar, bir oyun oynayalım. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri sayalım. Çiçek açar, kuşlar uçar, yemyeşildir ovalar. Bil bakalım hangi mevsim ılık olur havalar. Hangi mevsim? Evet, ilkbahar. Dur, dur, dur. Dur söyleme biliyorum, onun adı ilkbahar. Dur söyleme biliyorum, onun adı. Elleri kaldır şimdi, hop. Hadi geliyor. Deniz, güneş, karpuz, kiraz tatil yapar çocuklar. Bil bakalım hangi mevsim sıcak olur havalar. Hangi mevsim? Evet, evet, evet. Stuttgart yazan altında gördüm. Doğru söyledin. Yaz. Dur, dur, dur. Dur söyleme biliyorum onun adı yaz. Dur söyleme biliyorum onun adı yaz. Dans et. Yağmur yağar, rüzgar eser, yaprak döker ağaçlar. Bil bakalım hangi mevsim serin olur havalar. Hangi mevsim serin olur? Evet sonbahar ya. Dur, dur, dur. Dur söyleme biliyorum onun adı sonbahar. Dur söyleme biliyorum onun adı sonbahar. Lay, la 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 lay. Lay lay lay. Hadi geliyor. Kardan adam yapılır, bembeyazdır sokaklar. Bil bakalım hangi mevsim soğuk olur havalar. Hangi mevsim soğuk olur? Kış ya. Dur, dur, dur. Dans et. Dur söyleme biliyorum onun adı kış. Dur söyleme. Haydi gelin çocuklar, bir oyun oynayalım. Bir bahar ya sonbahar, kış mevsimleri sayalım. Harikasınız, bütün mevsimleri bildiniz. Size 100 puan, 100 puan, 100 puan eski moda çocuktan. Evet, şimdi bir tane de filli bir şarkımız var, değil mi? Filli şarkımızı söyleyelim. Hem de ta Timur Lenk zamanında. Evet, hatta bizim hocamız da var şarkının bir yerlerinde, değil mi? Evet, bakalım Nasrettin filler, hocamız. Nasrettin hocamız var. Bakalım filler ne yapıyor? Acaba Timur Lenk ne yapıyor? Bir öğrenelim bakalım. Son, iki, üç, dört. Dans et. Müzik.
zamanında Anadolu'da aksakallı hocanın yaşadığı köye bir çiftil yollanmış bakım emriyle. Bütün köylüler gelip hocaya aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Hoca dedi gelin heyet kuralım. Haydi sözcü benim siz ardımdan gelin. Hünkâr anlar fakir köyün halinden. Geri alır filleri kurtuluruz dertten. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Hemen yola çıktılar, dere tepe açtılar. 40 gün 40 gece gidip huzura vardılar. Hoca baktı arkaya, grup azalmış. 10 kişilik heyetten 3 kişi kalmış. Hiçbir şey demedi, Timur'a haber saldı. Bir de döndü baktı, kala kala tek kalmış. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Hoca dedi haşmetli ulu hünkârım, köyümden geliyorum hürmetler sunarım. Seviyoruz filleri köy halkı memnun. 2 fil daha verin de olalım mecnun. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Aman hoca kurtar bizi fillerden. Gece gündüz çalışıp aç kaldık birden. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarınız bize kadar geliyor. İstanbul'a kadar geliyor alkışlarınız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim zaman zaman böyle yurt dışı konserlerimiz oluyor. Her yurt dışı konserimizde de hangi ülke ise o ülkenin dilinde şöyle kötü dilimizle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Yani pronunciation için kusura bakmayın şimdiden. Çünkü şimdi, ezberledik. Evet. Şimdi Almanca bir çocuk şarkısı söyleyeceğiz. Ama bunun biliyoruz ki İngilizce versiyonu da var, Türkçe versiyonu da var. Hepsini beraber söyleyeceğiz şimdi sizinle beraber. Bakalım Almancasını söylerken siz bol bol gülebilirsiniz. Almancamız kötü çünkü. Tamam mı? Hadi bakalım. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schliffst du noch, schliffst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? Ding dang dong, ding dang dong. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schliffst du noch, schliffst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? Ding dang dong, ding dang dong. Şimdi İngilizce. Are you sleeping, are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Şimdi Türkçe. Uyuyor musun, uyuyor musun, Cem kardeş, Cem kardeş, sabah güneş doğdu, sabah güneş doğdu, haydi kalk, haydi. Son kez Almanca. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schliffst du noch, schliffst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong. Evet, umarım çok parçalamamışızdır Almancayı. Evet, artık
programımızın yavaş yavaş sonuna geldik diye düşünüyoruz. Son parçamızı söyleyelim. Son parçamız Hayat Bayram Olsa. Zaten bayramdayız biliyorsunuz. Hem 23 Nisan'ı kutladık beraberce sizinle, hem de Ramazan Bayramı'nı kutladık. Hepinizin bu arada Ramazan Bayramı da kutlu olsun. Almanya'ya buradan çok selamlar. Son parçamızı beraber söyleyelim, ondan sonra biz size veda edelim. Hadi bakalım. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Hadi beraber. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, İnsanlar elini tutursa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, İnsanlar elini tutursa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Hadi beraber. Bütün dünya buna inansa, İnansa, hayat bayram olsa, İnsanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansak. Şimdi yalnız siz söylüyorsunuz, biz dinliyoruz. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, İnsanlar el ele tutursa, birlik olsa, uzansak. Son kez beraber. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, İnsanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Harika söylediniz bu arada. Çok güzel söylediniz. Teşekkür ediyoruz. Eski Moda Çocuk olarak... Eski Moda Çocuk ailesi olarak aslında daha kalabalık bir grubuz ama biliyorsunuz malum koşullar yüzünden ikimiz gelebildik. Umarız daha sonraki aktivitelerde ve gerçek konserlerde karşılaşmak ümidiyle diyelim. İstanbul'dan selamlar diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir dahakine Cicos'u da bekliyoruz. Tamam, Cicos da gelecek bir dahakine. Cicos şu anda bayram tatilinde. Evet, bir dahaki diyoruz. Sefer onu da alacağız. Tamam. Sağ olun. Selamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Almanya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eski Moda Çocuk grubuna çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocukları, hatta bizleri bile çok eğlendirdiler. Bu arada Burak hocama da vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kültür, ulusların uzun yılların birikimi sonucunda oluşturdukları yaşam biçimidir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak ulusların varlıklarını sürdürmelerinde ve kuşaklar arası iletişim kurmalarında önemli bir görev üstlenir. Kendi kültürlerini evrensel kültür içerisinde koruyup geliştiren ve farklı kültürlerle kıyas karşılaştırabilen bireylerin yetişmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yurt dışında yaşayan Türk kökenli öğrencilerin kültürlerini tanımaları ve ulusal benliklerini korumaları için çok ama çok gayret sarf etmeliyiz. Programımız burada sona ermiştir. Teşrifleriniz ile bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Gelecek bayramlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese teşekkür ederim katılımları için. Evet, belki birkaç şey söylemek isteyen olabilir kapanışla, evet, ilgili olarak. Sesinizi açabilirsiniz konuşmak isteyen varsa.
Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok güzel bir program oldu. Dolu dolu oldu. Ben bekliyordum ki 45 dakikalık bir program olup bitecek. Bütün maçı kapladık. Yok, ben maç izlemiyorum zaten de. Yani böyle dolu, içeriği zengin bir program olması çok mutluluk verici. Destek veren tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın. 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 İyi akşamlar.